Kopuk, niye adamın başından ayrılıyorsun? Niye bırakıyorsun? Usta, ben ne bileyim adamın kolunu koparacağını. Ya bu adam sokak serserisi değil. Bunlar cani, bunlar kasap. Her şeyi yaparlar. Tamam usta, daha fazla gitme üstüne. Belki de gelmese ölecektim. Olan oldu, yapacak bir şey yok. Dragan elbet geçecek elimize. Bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncüye düşer kucağımıza. Biz yolumuza bakalım. Şu kadın. Bahsettiğin gazeteci. Ben araştırdım onu biraz. İyi eğitim almış. Siyaset biliyor. Medyayı yönlendirmekte uzman. Bir sürü düşünce kuruluşu ve siyasetçileri de sıkı fıkı. Başka işler de çeviriyor. Ciddi işler. Tahminim ilk hedefi terör örgütünü özellikle Batı'da meşrulaştırmak. Örgüte yeni bir şekil ve yeni bir yüz verecekler. Yarın öbür gün başımıza yeni bir örgüt mü çıkacak şimdi? Kopuk. Terör örgütleri öyle yağmurdan sonra kendiliğinden ortaya çıkan mantar gibi büyümez. İllegal faaliyetler zor iştir. Öyle kitaptan, internetten öğrenilmez. Bunları büyük devletlerin istihbarat teşkilatları kurar. Besler, büyütür, gizli faaliyetlerin inceliklerini öğretir. Pardon. Alo. Geldin değil mi? İnsan bir haber verir. Ne aradın, ne sordun? Çok yoğundu. Şimdi indim. Tamam. Ama ben özledim. Ben de. O zaman akşam bir yemek yeriz bence. Tamam, yeriz. Ben üstümü değiştireyim, sen mekanı söylersin. Anlaştık. Ben çıkıyorum. Linda denen kadını araştırmaya devam edelim. Tamam komutanım, o işi bende. Usta, ben bir şey daha sorabilir miyim? Sor bakalım. Bunlar mantar gibi topraktan bitmiyorlar, anladım. Peki bu başımızdaki örgütü kim kurdu, niye kurdu? Ha, bu derin bir mevzu. Otur bakalım. Şimdi çok sık kullanılan bir yanlışı düzeltelim. Bu örgütü batılı devletler değil, başkası kurdu. Soğuk Savaş bitince de bir kısmını tasfiye ettiler çünkü hamisi kalmamıştı. Bunları niye tasfiye etmediler? Niye hala varlar? Güzel bir soru. Kimse Türkiye'nin rahatlamasını, büyümesini istemiyordu. E hazır kurulmuş bir terör örgütü vardı, hamisi oldular. Kendi ülkelerinde terörü bitirdiler ama burada terörün, bu örgütün hamisi, besleyicisi, eğiticisi, finansörü oldular. Usta, benim anladığım şu. Yani işine gelen, işine geldiği kadar bunları destekliyor, büyütüyor, operasyonlar yapıyor. Sonra da örgütü de satıp gidiyor. Parça başı çalışıyor yani. O zamanki sahibine göre. Aferin, doğru tespit. Tam dediğin gibi. Usta, o zaman bizim tek bir seçeneğimiz var. Neymiş? Terörü bitirmek istiyorsak kendimiz bitireceğiz. Bunlar teröre karşı izlerler. Bir bomba patlayınca ağlıyormuş gibi yapıp kıs kıs gülerler. Hatta bazen ne yaparlar biliyor musun? Bir terör örgütünü meşrulaştırmak için başka bir terör örgütü kurarlar. İşin özü şu. Malcolm X'in söylediği gibi kuklaya değil, kuklacıya bakacaksın. Biz işimizi terör örgütüyle değil, sahibiyle halledeceğiz. Eyvallah usta. Güzel söyledin onu. Ara sıra yurt dışına gittiğini bilmiyordum. Gidiyorum. Hatta Kopuk'la falan konuşuruz, işleri biraz büyüsek falan diye. Nereden çıktı bu fikir? Tabii koskoca savcının yanında. Bir tamirci nedir ki? Zengin kız fakir olan edebiyatı yapmayacaksın değil mi? Neyse, bizim gönlümüz zengin ya. Beni de o ilgilendiriyor. Gerisi umurumda değil. Ama yine de uzakta olman fikri hiç hoşuma gitmiyor Yavuz. Seni daha çok görmek istiyorum. Ben de öyle.
Uzun zamandır ilk defa nefes alıyormuş gibi hissediyorum. Benim de dün gece gözüm kulağım telefondaydı. Yavuz, ben ilk defa böyle hissediyorum. Herkes beni sert, duygusuz biri sanıyor. Ama öyle değilim. Seni mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Sen bana yalan söyle, ben ona da inanırım. Anlaştık. Yavuz Karasu. Tekrar karşılaşmak ne güzel. Linda, gazetecidir kendisi. Eskilerden tanışıyoruz. Bölgede görev yaptığım zamanlardan. Memnun oldum. Ben de. Derya ben. Savcıdır kendisi. Öyle mi? Oturmaz mısın? Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Yok, ne rahatsızlığı. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir savcı ve bir araba tamircisi, çok enteresan bir çiftsiniz. Çift olduğumuzu nereden anladınız? Yavuz geçen gün sizden aşkla ve sevgiyle bahsetmişti. Açıkçası kıskandım. Geçen gittiğim yerde karşılaştık da. Anlatacaktım zaten. Önemli değil. Daha yeni oturduk. Hangi rüzgar attı seni buraya? Ortadoğu ile ilgili bir iki haber yapacaktım. Bazı kişilerle buluşacağım. Belki seninle de buluşur, bir kahve içeriz. Ben işleri bıraktım biliyorsun. Bırakmışsındır eminim. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim müsaadenizle. Çok memnun oldum. Ben de. Linda. Gasoin. Teşekkürler. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Mesela eminim bırakmışsındır iması gibi. Derya, bu konuyu çoktan kapattık sanıyordum. Ben kapattım. Ama bir şekilde açılıyor. Kadın manyağın teki. Boş ver. Soyadını niye sordun? Merak ettim. Sormamın bir sakıncası mı var? Hayır, yok tabii ki de hani niye merak ettiğini merak ettim. Ben bu kadından hiç hoşlanmadım Yavuz. Herkesten şüphe etmek zorunda değilsin. Ben hayatımı şüphe ederek kazanıyorum. İşim bu. Tamam hadi, yemeğimizi yiyelim. Ben hemen geliyorum. Bir saat sonra buluşuruz. Hayır, tenha bir yer olsun. Otel olmaz. Ben gelip seni arabayla alırım. Tamam. Usta kadın burada, Türkiye'de. Az önce Derya'ya geldiğimiz restorandaydı. Nasıl yani? Niye gelmiş? Nereden bileyim ama burada. Hemen takibi alsın kopuk. Adım adım izlesin. Eyvallah. Gereğini yapar. Sana bir iş çıktı kopuk. Buyur usta. Yavuz'un olduğu restorana gideceksin. O gazeteci kadın buradaymış, gelmiş. Adım adım takip et, fotoğraflarını çek. Kimlerle görüşüyor, nerelere girip çıkıyor bilmemiz gerek. Tamam usta. Seni bereket. Afiyet olsun. Bir sonraki benden. Anlaştık. Biraz yürüyelim mi?
Bütün işleri Turan Usta'ya yıktım şimdi. Bir de yol yorgunuyum. Bu seferlik affet, olur mu? Biz bırakalım seni. Ters yol, uğraşma. Giderim ben. Resmen o salak örgüte yem ettiniz. Başına da Dragan denen herif geldi. Siz zaten bunun için vardınız en başından beri. Görevinizi yaptınız. Şimdi sahneden inme zamanınız geldi. Yok usta, adamı tanımıyorum da fotoğraflarını çektim. Tamam, fotoğrafları bana gönder. Yüz tanımada bir şey çıkacak mı bir bakalım. Tamam usta, gönderiyorum. Nedir durum? Ne konuştuklarını duyabilseydik. Buradan dinleme yapamayız komutanım. Ondan arabada konuşuyorlar. Kadın işi biliyor komutanım. Derya ile otururken masaya geldi. Yapma ya. Derya anladın mı bir şey? Hayır ama bayağı bir şüphelendi. Kadının adı Linda Gasoin, gazeteci. 24 saat takip edilmesini istiyorum. Nerede kalıyor, kimlerle görüşüyor? Hepsini raporlayıp bana gönderin. Tamam. Teşekkürler, iyi geceler. Sahadakilere haber ulaştır. Bir saldırı istiyorum. Nereye? Kime? Buraya. Bu önemli. Bana gönder. Yalnız kaybımız olur. Olsun. Zaten siz bunun için varsınız, kaybetmek için. Türk birliği mi burası? Ne var orada? Ne olduğunu bilmene gerek yok. Sen saldırıyı planla yeter. Hallederiz. O iş kolay. Anlaştık. Yolluyorum sana. Komutanın ne gösterdiğini göremedik. Görmenin tek bir yolu var. Adamı alacağız. Alalım komutanım, alalım. Hatta kadını da alalım. Kadın bize sıkıntı çıkarır. Yabancı gazeteciyi aldılara çıkar adamız. O olmaz. Hadi alalım şunu. Mansur. Radikal örgüte çalışıyor. Sabıkası yok. İşbirliği var. Usta, adamı alıyoruz. Kadınla bir şey konuştular. Öğrenmenin başka yolu yok. Alın. Gereğini yapın.
Sultanahmet'e nasıl gideriz? Bilmiyorum. Ben yabancısıyım. Allah! Buradan bakınca biliyormuş gibi gözüküyorsun. Bilmiyoruz dedik ya. Çocuk adam akıllı bir şey soruyor. Niye azarlıyorsun? Bela almayın başınıza akşam akşam. Abi, sen çok delikanlı bir abiye benziyorsun, tamam. Ama benim esas işim de sizin gibi bu çakma delikanlıları yamultmak. Bunun gibi onlarcası var. Hepsini sizin öyle yaptı. Kafirler hak ediyor. Öyle mi? Öyle. Ölenlerden biri 10 yaşında. Bir tanesi 12. Bir diğeri 6 aylık bebek. Onlar da mı hak ediyor? O kadar kayıp olur. Yapacak bir şey yok. Siz şimdi gidip istihbarat örgütlerinin kucağına oturup onlardan emir alınca kafir olmuyorsunuz. 10 yaşındaki çocuklar mı alıyor? O kadını tanıyorsun, dün beraberdiniz. Bunlarla hiçbir şey, kim artistlik yapıyorsun lan sen? Sadece iş. 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 Şimdi ben sana iş nasıl olur onu göstereceğim. Bak, iş şöyle oluyor. Açın lan ağzını. Açın lan! Aç lan ağzını! Demek sadece iş ha? Ha? Aç! Kopuk! Ne yapıyorsunuz? Bırakın demek beni! Sadece iş. Bırakın! Demek sadece iş ha? Demek sadece iş. He? Alıyor. Bakalım ne kadar tutabiliyorsun. Ne oluyor lan? 10 dakika sonra kolun uyuşmaya başlayacak. Sonra bütün gücünü kaybedeceksin. 10 dakikan var. O kadın sana neler söyledi hepsini bize söyleyeceksin. Yoksa parçalarını duvarlardan kazırız. Biz yukarıdayız, seslen. Hadi. Yoksa patlayacak. Duymuyor musunuz beni? Hey! Orada biri yok mu? Saldırı dedi. Hey! Kimse yok mu? Nereye? Söylemedi. Nasıl söylemedi lan? Bize mi saldıracaklar? Onu söylemedi. Sadece haritada bir nokta. Ne olur alın şunu. Ölmek istemiyorum ben. Canlı bomba gibi patlarsın işte. Sağda solda patlatırken iyiydi. Ne dedi başka? Bilgi vermedi. Ama ben gönderdim. Artık çok geç. Ok yaydan çıktı. Onu geri yerine sokmasını biliriz, sen dert etme. Nerede kalıyor o kadın? Otelde kalıyormuş. Telefonumda adresi. Buldum komutanım. Hı.
bomba. Ne oldu? Saldırı dedi ama nereye olduğunu bilmiyor. Sen nereye? Şu kadınla bir konuşacağım. Yavuz dikkat et. Kadına bir zarar gelmez. Cesedini mi? Merak etme, tek parça getir. Yavuz. Merak etme.